Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündeme dair gelişmeleri konuşmak üzere karşınızdayız. Ama öncesinde hemen yayın konuğuma söz uzatmak istiyorum. İyi Parti Genel Başkanı Başdanışmanı Turhan Çömez bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, gündemdeki hemen sıcak gelişmeyle başlayalım. İyi Parti lideri Meral Akşener de çok sert tepki gösterdi. John Bolton'ın bazı talihsiz açıklamaları oldu. Türkiye hakkında NATO'ya uygun davranmadığını ve üyeliklerinin çok ciddi şekilde gözden geçirilmesini istedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikle biz İyi Parti olarak Avrupa Birliği vizyonuna sahip bir partiyiz ve Türkiye'nin yönünün ve rotasının AB olması gerektiğini savunuyoruz. Öte yandan NATO üyeliğini de destekliyoruz ve Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak daha güvenli bir ülke olacağını düşünüyoruz ve bunu savunuyoruz. Bunu zaten hem parti politikalarımızda ve değişik söylemlerimizde de ifade ettik. Ancak bu konuların özellikle dışarıdan kurcalanmasını ve karıştırılmasını ve bizim iç işlerimize bu anlamda müdahale edilmesini şiddetle reddediyoruz. Kaldı ki John Bolton'un Türkiye eğer uygun davranmazsa NATO'dan çıkartılmalı ve Erdoğan'a karşı muhalefet desteklenmeli şeklindeki bu ifadesini ya da bu açıklamasını şiddetle reddediyoruz. Bunu iç işlerimize bir müdahale olarak görüyoruz ve bu açıklamayı da kınıyoruz. Öte yandan bunun siyasi okuması yine bizim tarafımızdan bu muhalefete bir destek niyetiyle yapılmış açıklama değil. Muhalefeti hedef alarak Erdoğan'a destek mahiyetinde yapılmış bir açıklamadır. Bunun siyasi okuması da bizim açımızdan böyledir. Ve bu yanlış değerlendirmeyi kınıyoruz, reddediyoruz. Biz güçlü, bağımsız bir ülkeyiz. Bölgesinde güç sahibi, dünyada önemli noktaya gelmiş bir ülkeyiz. Şüphesiz pek çok ülke gibi Türkiye'nin iç sorunları vardır. Büyük, devasa sorunları vardır. Demokratikleşmeyle ilgili sorunları vardır. Yargı bağımsızlığı ile ilgili sorunları vardır. Ekonomik problemleri vardır ancak Türkiye'nin sosyal sermayesi, yeraltı, yerüstü kaynakları büyük gücü bütün bu sorunların üstesinden gelebilecek kadar kudretlidir. Dolayısıyla bize dışarıdan girecek herhangi bir müdahale, değerlendirme, yorum tarafımızdan şiddetle reddedilmektedir. Peki gelelim içerideki gelişmelere. Seçimlere doğru gidiyoruz. AK Parti iktidarı 73 yıl önceki slogana sarıldı ve yeter söz milletindir dedi. Ve 14 Mayıs'ı işaret etti. Demokrat Parti'nin aslında iktidara geldiği tarih. Nasıl okuyorsunuz bu tarih? 21 yıldır iktidarda olan bir parti var ve Türkiye'yi bir parti devleti gibi yönetme kültürüne sahip, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına almış, demokratik kurum ve kuralları işlemez hale getirmiş ve etrafında oluşturduğu yandaş bir takım çevrelerle Türk ekonomisini ayaklar altına almış bir partiden söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir partinin 21 yıl iktidarda kalarak bir tek adam rejimiyle, ucube bir sistemle Türkiye'yi yönetip ondan sonra da milletin karşısına çıkıp yeter söz milletindir demesi hakikaten bu partinin artık düşünce kodlarının ne hale geldiğini gösteren bir yaklaşım tarzıdır. Tabii ibretle izliyoruz. Yani AKP'nin 21 yıl bu ülkeyi tek başına yönetmesi, tek adam rejimiyle yönetmesi, ondan sonra da kalkıp yeter söz milletindir ya da karar milletindir demesi hakikaten çok ciddi tartışma gerektiren bir konudur. Tabii ki söz milletin, tabii ki karar milletin ama millet bu kararı verirken 21 yıldır bu ülkeyi bu hale getiren, bu güzel toplumu, bu güzel milleti, bu güzel ülkeyi, bu sıkıntılı sürece taşıyan AKP'ye hesap sormak için bu ifadeyi, bu söylemi kullanacaktır. Ve sandığa gittiğinde yeter artık AKP, senden bıktık, yeter artık tek adam rejiminden bıktık, yeter artık hukukun üstünlüğünü ayaklar altına aldın, yargı bağımsızlığını ayaklar altına aldın, medyayı kontrolün altına aldın, bu ülkeyi bir korku atmosferine terk ettin ve demokrasinin kurum ve kurallarını işlemez hale getirdin. Yeter artık karar milletin, söz milletin ve biz kendi irademize sahip çıkacağız demek için o günü bekleyecektir. Dolayısıyla aslında Erdoğan milletin benimseyeceği, muhalefetin benimseyeceği bir sloganı büyük bir politik hata yaparak, stratejik hata yaparak milletin karşısına çıkmak gibi bir gaflette bulunmuştur. Sanıyorum bunun faturasını ve bunun bedelini sandıklar açıldığında ödeyecek ve görecektir AKP. Peki Sayın Çömez, 14 Mayıs tarihine nasıl yaklaşıyor muhalefet? Destekleyecek mi o tarihi yoksa seçimlerin 18 Haziran'da yapılması konusunda ısrarcı mı olacaksınız? Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Mevcut anayasaya göre, anayasa 101'e göre Erdoğan'ın aday olma şansı yok. Olamaz.
İki defa aday olmuştur. Üçüncü kez aday olma şansı yoktur. Bu çok net. Bu çok açık. Öte yandan Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için bir erken seçimin olması lazım. Bu erken seçimin kararı da Anayasa 116'ya göre ancak ve ancak parlamentodan 360 vekilin onayıyla geçmesi lazım. Yani parlamento kararıyla bu erken seçime gidilmesi lazım. Erdoğan'ın ben meclisi feshettim, karar verdim, bir ay önceden seçime gidiyorum diyerek aldığı kararla seçime gidilmesiyle Erdoğan'ın aday olma şansı Anayasa 116'ya göre yoktur. Dolayısıyla bu şartlar altında eğer Erdoğan aday olma konusunda ısrarcı olursa ve YSK da buna onay verirse Türkiye bambaşka bir hukuksuzluk ve anayasayı tanımazlık sürecine girecektir. Aslında Bununla Bekir beraber Bozdağ'ın biliyorsunuz açıklamaları oldu Sayın Çömez. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ aday olmasının önünde hiçbir engel yoktur dedi ülkemizin Adalet Bakanı. bir kere Adalet Bakanı önce bir gitsin adam akıllı hukuk öğrensin. Maalesef bu ülkede Sayın Genel Başkanımız diyor ya devlete liyakat gerekir, liyakat yaraşır diye hakikaten Bekir Bozdağ'ın bu açıklaması Genel Başkanımızın bu ifadesinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunun altını çiziyor. Bekir Bozdağ gitsin bir anayasayı okusun, yasaları bir okusun, bu ifadeyi ondan sonra kullansın. Anayasa son derece açık, yasalar son derece açık. Bu ülkenin Adalet Bakanı yasaları hiçe sayar bir şekilde böyle bir açıklama yapıyorsa o zaman biz onun yeterliliğini sorgularız. Adalet Bakanı öyle söyledi diye bu ülkede yasalar ve anayasa başka bir mana ifade etmez. Dolayısıyla çok açık. Erdoğan zamanında yapılacak seçimde aday olamaz. Erken seçim olması halinde ancak ve ancak meclis buna onay verirse aday olabilir. Onun dışında aday olma şansı yok Kübra Hanım. Peki şöyle bir dönemde Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da kafa karıştırıyor aslında. Kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, yeni bir sayfa açalım dedi ve muhalefete bir çağrıda bulundu. Aslında kendisi muhalefete en sert eleştiri yapan liderlerden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Tabii Sayın Bahçeli bir sayfa açmak istiyorsa açar. Ama o açacağı sayfada muhalefete yön verme gibi bir kudretinin olduğunu düşünmüyorum. Muhalefetin gündemi belli. Biz muhalefet partileri olarak Türkiye'yi bu ucube sistemden kurtarmak istiyoruz. Türkiye'nin içine düştüğü bu vahim durumdan Türkiye'yi bir an önce kurtarmak istiyoruz. Ve Türkiye'yi demokratik bir hukuk devleti olarak yeniden yoluna devam etmesini istiyoruz. O bakımdan Sayın Bahçeli'nin açıkçası bu çağrısının ben çok da bir karşılığının olacağını zannetmiyorum. Evet, peki. Şimdi tabii seçime doğru giderken adayların konuşulduğu da bir dönemdeyiz. Bugün bir açıklama geldi Tanju Özcan'dan ve aday adaylığını resmen ilan etti. Bu isim altılı masanın önüne gelir mi sizce? Aslında demokrasinin zenginliğidir, güzelliğidir. Tanju Özcan Bolu'da belediye başkanlığı yapan, tanınan, bilinen bir isimdir. Tabii ki bütün Türk vatandaşları gibi onun da böyle bir talepte bulunması, aylığını ortaya koyması kendi hakkıdır. Bununla ilgili süreç zaten yasal olarak bellidir. Ancak şu an altılı masanın gündeminde böyle bir konu yok. Şüphesiz Tanju Özcan'ın bu adaylığı da demokratik bir cesarettir. Takdir etmek lazım. Peki şimdi Sedat Peker'le ilgili bir gelişme var. Kendisi aslında bir retweet yaptı ve 6 dakika boyunca bunu bu profilinde tuttu. Muhalefeti eleştiren bir tweetti bu. Acaba akıllara şu geldi. Sedat Peker muhalefete üstü kapalı bir mesaj mı göndermeye çalışıyor ya da seçime 2 ay kala yapacağı açıklama noktasında bir çıkış noktası bulamadı. Belki de muhalefetin sistemini dile getiriyor sizce? Aslında onunla ilgili ben müteaddit defalar açıklamalarda bulundum. Sedat Peker'le görüştüğümde ki bunu kamuoyuyla da paylaştım. Kendisi açıkça şunu söyledi. Ben bazı bilgileri, sahip olduğum bilgileri ülkemin arınabilmesi için, Türkiye'nin aydınlanabilmesi için toplumla paylaşmak istiyorum dedi. Eğer benim bir suçum ve kabahatim varsa hakkaniyetli bir yargı önünde de hesap vermeye hazırım dedi. Dolayısıyla bugün Sedat Peker'in sahip olduğu bilgilerin toplum tarafından bilinmesi son derece önemli. Biliyorsunuz ben bu konuda bir çağrı yaptım. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir talepte bulundum, bir mektup verdim Al-Nahyan'a ulaştırılmak üzere. Şüphesiz bizim partimiz yani İyi Parti, Türkiye'nin arınması için gizli kapaklı hiçbir olayın kalmaması gerektiğini savunan bir parti ve yaşanmış her olayın, hukukun dışına taşınmış her olayın yargı önünde tartışılması ve yargı nezdinde hesap vermesi gerektiğini savunan bir parti. Dolayısıyla diğer partilerin de bu konuda hassasiyet göstermesi sanıyorum Türkiye'nin arınması adına yararlı olacak.
Şimdi Suudi Arabistan Finans Bakanı Türkiye gibi savunmasız ülkeleri destekleyeceğini söyledi. Aslında burada Türkiye'den kastettikleri muhtemelen AK Parti iktidarı. Çünkü aslında seçime doğru giderken belki de AK Parti iktidarına bir can suyu olma niyetindeler. Çünkü 5 milyar dolarlık hesap açıldı bile. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Şimdi Suudi Arabistan özellikle Covid sonrası yeni dünya düzeninde ve Ukrayna-Rusya savaşından sonra bölgemizde yaşanan gelişmelerle birlikte bir rol üstlenmeye çalışıyor ve bölgede liderlik yapma arzusu var Suudi Arabistan'ın. Özellikle yeni prensin genç olması, Avrupa eğitimi olması ve dünyaya bakışının biraz farklı olması da buna katkı sağlıyor. Ne yazık ki Türkiye böyle bir sürece, birçok fırsatları beraberinde getiren bu sürece ekonomik ve demokratik zorluklarla giriyor. Bunun da farkında Suudi Arabistan ve bu 5 milyarlık fon aktarımını gerçekleştirdikten sonra da bazı taleplerde bulundu. İşte Türkiye'de bir takım ekonomik revizyonların gerektiği konusunda bir takım açıklamalarda da bulundu. Bunu aslında IMF'in daha önceden yaptığını biliyoruz. Yani IMF bir ülkeye kredi verirken ya da para verirken o ülkeden bir takım beklentileri olur ve reformlar yapmasını bekler. Bir anlamda rol çalmaya çalışan ve bölgede yeni bir lider olma hayali ya da ümidi taşıyan Suudi Arabistan böyle bir açıklama yaptı. Tabii o onun kendi tercihidir. Fakat Türkiye'nin 5 milyar dolarlık bir para karşılığında böyle bir açıklamaya muhatap olması gerçekten düşündürücü ve üzüntü verici. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza Ben katıldığınız, teşekkür sorularımızı ederim. yanıtladığınız Kol için. şartlarında yaptık bu yayını. Ufak tefek kesintiler oldu. Onun için bağışlayın lütfen beni. Rica ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.